Trakya'dan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a giden Trakya Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri, AFS'lilerin enerji ihtiyacını karşılamak için 24 saat esaslı çalışıyor. Türkiye'nin en batısındaki illerden Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan yaklaşık 1300 kilometre yol kat ederek Kahramanmaraş'a giden TİREDAŞ ekibi de gündüz gece her türlü hava koşulunda AFZD'lerin enerji ihtiyacının giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Edirne'den Berkay Yiğit, AFZD'lerin ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını söyledi. AFAD ve TEDAŞ koordinasyonunda bölgedeki ilk çalışmalarımıza başladık. Tüm hava şartlarına nazaran bölgemizde çadırlara enerji ve aydınlatmalarını sağlamak adına 7 gün 24 saat esaslı çalışmalarımız devam etmektedir. Aynı zamanda bölgedeki dağıtım şirketimize arıza kaynaklı oluşan sıkıntılarda da desteklerimizi sağlamaktayız. Şu anda bölgemiz bizim 1300 kilometre uzaklıktan geldik. Türkiye'nin en batısından Trakya Elektrik Dağıtım AŞ olarak gönüllü çalışanlar olarak geldik. Sürekli ekiplerimize gelmeye devam etmekte. Şu ana kadar 122 arkadaşımızla birlikte çalışıyoruz. Tüm ekiplerin koordinasyonunu birlikte sağlıyoruz. Ve bu şekilde de çadırlarımıza enerji tedariği sağlıyoruz. Buradaki yaşanan afeti hepimiz birlikte yaşadık. Hepimiz aynı anda öğrendik. Hepimiz aynı sıkıntıları gördük. Hepimiz aynı kedere uyandık. Ve bu kederdeyken biz orada elimiz gönlümüz rahat bir şekilde duramazdık. Biz de bir şeyler yapmamız lazımdı. Ve çorbada tuzumuz olması lazımdı. O yüzden biz de burada çalışmaya gönüllü olarak geldik. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve Birma margarin. Trakya birlikten. Buradaki çalışma açıkçası psikolojik olarak zor. Çünkü ekip olarak çok güçlüyüz. Ancak insanlarımız çok zorluklar çekmiş. Ancak bu zorlukları birlikte aşmaya çalışıyoruz. Trakya ekibi olarak da biz burada gönüllü olarak daim olarak devam edeceğiz. Açıkçası biz geldiğimizde resmen bir bayram havası oluşuyor. Bizi el üstünde tutuyorlar. Sağ olsunlar tüm ekiplerimiz çadırlara girdiği andan itibaren teyzelerimiz, dedelerimiz hepsi yanınıza geliyor. Allah rızası için ne isterseniz yardımcı olun diyorlar. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Buradaki çadır bölgelerine üçlü priz aydınlatma olsun. O şekilde buradaki insanların ihtiyaçlarını, depremzedelerin ihtiyaçlarını görmeye çalışıyoruz. Yani buradaki insanların elektrik ısınma ihtiyaçları olsun, işte telefonlarını şarj ediyorlar, aydınlatma olsun. Yani onların mutluluğunu görmek bize de mutluluk veriyor tabii ki. Yani burada her şey, her ihtiyaç var. Yani elektrik de büyük bir ihtiyaç olduğu için hani biz de bölge olarak, TİREDAŞ olarak geldik. Elimizden geldiği kadar ekip arkadaşlarımızla beraber elimizden geldiği gece gündüz çalışıyoruz. Hani saat ya da mesai fark etmez sizin. Elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz buradaki depremzedelere. Depremin ilk anından yaraları sarmak için buradayız. Biz gelen 4. grubuz. Bizden önce 3 ekip olarak gelen ekiplerimiz var. Dediğim gibi yani elimizden geldiği kadar bölge halkına destek amaçlı buradayız.